Manşete hoş geldiniz. Erdoğan 3 adaya da kaybediyor. Birazdan buna geleceğiz. Kaldı ki zaten son 1-1,5 bir, bir yıl içinde yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında da bunu görüyorsunuz. Erdoğan'ın karşısında birebir kim sorulursa daha çok oy alıyor veya vatandaşın teveccühü var, seçmenin teveccühü var. O kadar baskı ortamına rağmen, o kadar korkuya rağmen, hele son dönemde aman her şeyimiz takip ediliyor, negatif bir şey söylersek, iktidarın canını sıkacak bir şey söylersek, sarayı kızdıracak bir iş yaparsak aman başımıza bir iş gelebilir falan gibi endişeler de var. Bütün bunlara rağmen yapılan kamuoyu araştırmaları Erdoğan'ın kaybettiğini gösteriyor. Buna benim bir şerhim de var fakat ondan önce bugün 4 Kasım ve bahsetmemiz gereken daha önemli bir yıl dönümü. Onunla başlayacağız bugün. 4 Kasım 2016'da bundan tam 6 yıl önce HDP'nin eş genel başkanları evlerinde gözaltına alındılar. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ. Hemen ardından da tutuklandılar ve o gün bugündür tutuklular, esirler, cezaevindeler. Tam 6 yıl oldu. Bunda elbette bu HDP siyasetçilerinin dokunulmazlıklarını kaldıran, bu konuda iktidar söylemine teslim olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta büyük bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk orada duruyor. Bir kere daha tekrar edeceğim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme turuna çıktıysa veya bir yerden başlaması gerekiyorsa bu öncelikle Edirne cezaevi olmalı. Selahattin Demirtaş'tan helallik almalı. Ama bu yönde herhangi bir çabası veya adımı olmadı şimdiye kadar. Cezaevinde herhangi bir HDP'liği veya herhangi bir siyasetçiyi ziyaret ettiğine de tanık olmadık. CHP'li milletvekilleri de cezaevine düşmüştü ama e, hatırladığım kadarıyla CHP'liler onları ziyaret ediyorlardı. Kaldı ki bir e, hatırlatma daha yapalım. Enis Berberoğlu tutuklandığında Kemal Kılıçdaroğlu çok mühim bir hamle yapmış ve Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşünü başlatmıştı. O da orada kaldı. Ardından yaşananları hepimiz biliyoruz. Meral Danış Beştaş Doçevelliye en önemli nokta buydu diyor. Yani muhalefetin baştaki sessizliği daha doğrusu onayı. Yani onaylaması dokunulmazlıkları kaldırarak HDP'lerin cezaevine girmesinin yolunu açması ve daha sonra da sessizliği. İktidarın planı ve programını onaylamış oldular diyor. Sonuçları bizler açısından çok ağır oldu ve HDP'lere göre şu anda daha doğrusu 2016'dan bu tarafa 16 vekil tutuklandı. 7 vekilin tutukluluğu ise halen devam ediyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Aysel Tuğluk sağlık nedenleriyle ağır demans rahatsızlığı sebebiyle tahliye edilmişti. Ama bu tahliye edilen başka vekiller de var ama bu tahliyeler haklarındaki suçlamaları düşürmediği gibi yargılamaları devam ediyor. Onu da belirtelim. 6 yıl oldu bugün 4 Kasım 2016'dan 4 Kasım 2022'ye Selahattin Demirtaş ve siyasi siyasetçi arkadaşlarının tutukluluğu. Figen Yüksekta cezaevinden Doçevele'ye bir mesaj göndermiş. 6 yıl önce muhalefetin geride kalanı sultanın öfkesinin bize vurduktan sonra dineceğini düşünüyordu. İktidarın öfkesi dinmediği gibi her muhalif onun gözünde HDP'leşti demiş. Her muhalif onun gözünde HDP'leşti. O arada ne oldu? Hatırlayın bir önceki yayında mevzu etmiştim. Bir anayasa değişikliği çerçevesinde iktidar unsurları gittiler, HDP'yi ziyaret ettiler. Muhalefet unsurları bile aman iktidarın şerrinden emin olalım diye HDP'lerle yan yana dahi gelmezken iktidar unsurları gittiler. İşte burada görülüyor. Heyetin başı Adalet Bakanı Bekir Bozda, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'la görülüyor. Biraz önce mesajını getirdim. Doçeveli'ye yaptığı açıklamayı getirdim. Burada da işte heyetler halindeki görüşme. Solda AK Parti heyeti, sağda HDP heyeti. Şimdi gelelim Erdoğan 3 adaya da kaybediyor meselesine. 3 aday Erdoğan'ın karşısına tek tek sorulmuş Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Yön eylem araştırma. Bu yeni araştırmada en çarpıcı sonuç bu. Tek tek bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan karşı karşıya geldiğinde oyunuz kime diye sormuşlar. Erdoğan %40, Kılıçdaroğlu 43.6. İmamoğlu sorulduğunda Erdoğan 39.6, İmamoğlu 47.9. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na göre daha çok fark atıyor. Mansur Yavaş sorulduğunda ise Erdoğan'ın oyu 34.7'ye düşüyor. Mansur Yavaş 56.3'e çıkıyor. Pek çok kamuoyu ve araştırmasında olduğu gibi Mansur Yavaş olanca sessizliğine, hiçbir kampanya yapmamasına, hiçbir açıklama yapmamasına, hiçbir siyasi duruş sergilememesine rağmen bir özgül ağırlığı var ve o özgül ağırlığıyla ve enteresan bir biçimde bir imajıyla e, halkın teveccühünü kazanıyor. Bu çok enteresan çünkü e, muhalif medya da çok fazla bahsetmiyor. Çünkü zaten basına açık, kamuya açık etkinliği de yok çok fazla Mansur Yavaş'ın. Hiçbir gazeteye konuşmuyor, hiçbir televizyona çıkmıyor. Yani Ekrem İmamoğlu gibi ortada da değil. Sosyal medyayı o kadar aktif de kullanmıyor. Evet kullanıyor kendi hesabından ve Ankara Büyükşehir'den bir takım paylaşımlar yapılıyor ama hemen hepsi Ankara'daki belediye faaliyetleriyle ilgili. Ve eğer Mansur Yavaş'a bir teveccüh olacaksa Ankara'daki hizmetlerinden dolayı Ankaralı seçmeni veya Ankara vilayetindeki seçmenin oylarının yansıması kadar doğal bir şey yok. Fakat Türkiye'nin diğer 80 vilayetinde Mansur Yavaş nasıl mahkes buluyor gerçekten bunu anlamak zor. Birkaç kere söyledim bir kere daha tekrar ediyorum ki bu zaten bir şey de değil yani süper bir analiz bugüne kadar konuşulmamış, yapılmamış bir yorum tespit de değil. Hemen herkes Ankara dahil, Ankara'daki konuşan gazeteciler, analistler dahil, siyaset bilimciler dahil merak ettiği bir konu. Bu kadar sessiz bir aday nasıl bu kadar büyük fark atıyor? Tabii şu da ekleniyor bu şeylerin peşinden. Şu yorum da ekleniyor. Yarın ortaya çıktığında konuşmak zorunda kalacak, Kampanya yapmak zorunda kalacak, sorulara cevap vermek zorunda kalacak. İşte o zaman acaba bu oylar düşer mi? Bu oylar gevşer mi? Yön eylemin e, bu pazar milletvekilliği seçimli olsa e, kararsız oylar dağıtılmadan sıralaması da bu. AKP 25.8 CHP 23.2 HDP 8.1 MHP 4.7 İyi Parti 9.9 Kararsızların oranı ise 11.6 o arada dikkatinizi çekerim. Deva Partisi, Türkiye İşçi Partisi veya işte Gelecek Partisi her neyse hepsinden daha çok mülteci karşıtı tutumuyla ve o yöndeki kampanyasıyla ses getiren Zafer Partisi ve elbette Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ 1.9 görülüyor oy oranı. Zafer Partisi'nde zaten Ümit Özdağ'dan başka bir isim de yok. Epey bir isim de Zafer Partisi'ni terk etti. Yön bu anketi 24 Ekim, 28 Ekim tarihlerinde daha geçen hafta ya da işte iki hafta kadar önce 27 ilde 2400 kişiyle yapmış. Yani bir hafta 10 gün önce vatandaşın kanaati buymuş. O arada Ankara'da özellikle Erdoğan 3 adaya da kaybediyor meselesine devam edeceğim ama bir e, parantez açayım özellikle Ankara'da e, AKP'de seçimler öncesi istifalar konuşuluyor ve e, AKP'nin AKP yönetiminin grup yönetiminin bu istifaları tutamadığı veya tutmakta güçlük çektiği de belirtiliyor rahatsız milletvekili sayısının arttığı üzerinde duruluyor mesele sadece Eşref Fakıbaba ile sınırlı değil. Bir takım millet milletvekilleri karar aşamasında, bir takım milletvekilleri kendine parti arıyor. Bir takım milletvekilleri de siyasete veda etmeye hazırlanıyor. Yani benim artık siyasette bir bezim olmaz, gidiyorum. Artık elime eteğimi çekeceğim demeye hazırlanıyor. Tabii ben bunu daha önce analiz etmiştim ama bir kere daha hatırlatayım. Her seçim öncesinde bir küskünler hareketi oluşur. Bu küskünler hareketi e, bir sonraki dönem aday olamayacağını gören, düşünen vekillerin hareketidir. Yani partisinin gözden çıkardığını görmektedir. Partisi bir daha aynı yerden aday göstermeyecektir veya listenin altında aday gösterecektir. Genel başkanların grup başkan vekillerinin, genel başkan yardımcılarının, teşkilat başkanlarının il başkanlarının neyse ağzının içine bakar onlardan bırak yeşil ışığı sarı ışık dahi alamaz. Öyle olunca da hazır vekillikle de devam ederken acaba ne yapabilirim? Bir başka partiye geçebilir miyim? şu anki vekilliğim devam ederken bu vekilliğimi kullanarak başka bir partiyi güçlendirebilir miyim? O sayede bir sıra kapabilir miyim seçimde gibi bir şeyler vardır. Endişeler, telaşlar vardır. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi her seçim döneminde yarıdan fazla yenilenir. Kimi seçim döneminde %70 yenilenir, kimi seçim döneminde %60 yenilenir. Bu hiç değişmemiştir. Vekiller de seçmene karşı sorumlu olmadıkları için genel merkeze karşı sorumludurlar ve genel merkezin ağzının içine bakarlar durum budur İstifalar olur transferler yaşanır partiden partiye geçişler olur hatta akçeli geçiş örnekleri de vardır geçmişte bu çok görüldü parti bulamadıkları zamanda bir takım vekiller bir araya gelip partileşebilirler ya da bir küskünler hareketi oluştururlar. Mecliste bir grup oluştururlar ve meclisin çalışmasını sekteye uğratacak veya o sırada meclise kanun vesaire gelmişse kanun teklifi veya tasarısı neyse ona böyle ket vurmaya engel olmaya falan çalışırlar. Ses getirmeye çalışırlar. Bir başına kalıp tek kişilik parti kuran vekiller bile olmuştur ama hepsi siyasetin çöplüğüne gitmişlerdir. Küskünler hareketi budur. Çok da bir şey beklememek icap eder. O arada Brezilya'dan bir örnek vereceğim bu Erdoğan 3 adaya da kaybediyor meselesinde bu şu andaki e, durum yani ben anketlere hep bir şerh koyuyorum o şerhimin nedeni de şu şu anda bir seçim yok şu anda bir seçim kampanyası yok adaylar belirlenmiş değil ortaya çıkmış değil biraz evvel Mansur Yavaş örneğinde de anlattığım gibi e, kampanyasını kampanyasına start vermiş değil, manifestosunu açıklamış değil, seçim beyannamesini koymuş değil, vatandaşla veya seçmeniyle buluşmuş değil, televizyon ekranlarında kampanyasını söylemeni neyse başlatmış değil. Seçim kampanyasına girildiğinde hele özellikle son 40 günde ortalık toz duman olur ve zaten kararsız seçmenlerin mühim bir bölümü o süreçte kararını verir. Bir de e, insanlar Özellikle Türkiye gibi ülkelerde hele özellikle son seçimlerde kimin kazanacağına güçlü olan kim kim alıyor Buna oynarlar. Bürokrasi de bunu oynar ve onun yanında hizalanır. Eğer iktidarın kaybedeceğini gördüğünde muhalefetin kazanacağını gördüğünde elbette muhalefet yönünde veya muhalefet yanına doğru saf değiştirmeler doğaldır. Fakat kamuoyu da vatandaş da seçmen de o konuda nabzı tutmaya çalışır. Acaba kim güçlü kim seçimi alıyor? Kim gümbür gümbür geliyor yoksa Tayyip Erdoğan gene alıyor mu falan gibi böyle bir durumda kerhen gene güçlünün yanında hizalanma söz konusu olabilir böyle bir tarafı var olayın yani kamuoyu araştırmaları artı kamuoyu araştırmaları ismini duymadınız pek çok şirketin bile şu dönemde kamuoyu araştırmasına tanık olacaksınız. Bunlar bir odağa hizmet ediyor olabilir, bir partiye hizmet ediyor olabilir, bir iletişim stratejisinin parçası olabilir. Bilmiyoruz ki onlarla yan yana çalışmadık ki anketörleriyle, e, anketörleri anket yaparken bunu e, canlı yayınlamıyorlar ki. Yani bir sonuç açıklıyorlar neticede. Bir kısmı masa başı da olabiliyor. Bilmiyoruz. Ve birbirleri arasında tutarsızlık alabildiğine, yani e, geçen bir... AKP'ye yakın yazar konu etmişti şeyinde Erdoğan yüzde 40 küsürlerde şey Ekrem İmamoğlu tekli rakamlarda yüzde 4 mü 5 mi öyle bir şey çıkmış falan. ya yani bu bazen akla uzak sonuçları da servis ediyorlar ve bunu alan işine gelen hangi partiye yakınsa yazar veya gazeteci veya akademisyen alıyor bunu kullanıyor. Bir de işin böyle bir yanı var. Brezilya'ya götüreceğim sizi ki orada İki turda çarpıcı sonuçlar alındı. Çünkü Türkiye'de özellikle son dönemde iki turlu seçime göre strateji geliştiriliyor. Türkiye'deki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimi var ama hiçbir zaman seçim ikinci tura kalmadı. 2014 ve 2018 seçimlerinde ilk turda Erdoğan işi bitirdi. Ya da Ata Alan Üsküdar'ı geçti. Ya da Muharrem İnce hadisesinde olduğu gibi adam kazandı mesajıyla daha akşam sandıklar açılırken muhalefet havlu attı. Şimdi e, Türkiye'deki iki turlu seçim stratejisi şu. Biraz evvel oranları getirdim. Bu pek çok e, kamuoyu araştırmasında benzer bir biçimde. Yani ilk turda e, Mansur Yavaş mesela %50'yi geçmiş görülüyor. Bir kere daha göstereyim. Yöneylemin anketinde burada. Yani Mansur Yavaş diyenler bu oy oranını korurlarsa ve bu gerçekse sandığa da yansıyacak bir oransa %56 ile Mansur Yavaş ilk turda işi bitiriyor görülüyor. Ama bilmiyoruz. Dediğim gibi Mansur Yavaş'ın kampanyasını görmedik. Fakat Ekrem İmamoğlu 47'de, Kemal Kılıçdaroğlu da 43'te kalıyor. Şimdi böyle bir durumda ikinci tur stratejisi devreye giriyor. Ki zaten bunu iktidar da muhalefette de değerlendiriyor. Anayasaya göre, seçim kanununa göre... Seçimin ilk ve ikinci tur arasında Türkiye'de 15 gün var. Ve birinci turda ilk iki, ikinci turda yarışacak. Ve o aradaki 15 günde ne olacağını bilmiyoruz. Kimin ne kampanya yapacağını bilmiyoruz. Ayrıca ilk tur seçiminde parlamento sandığı da konulacağı için, hatta şimdi referandum sandığı da konulacak, üçüncü bir sandık daha konulacak, oradan çıkan sonuçlar da belirleyici olacak. Yani parlamentoda diyelim ki AKP, MHP, Cumhur İttifakı üstün gelmişse Erdoğan bununla propaganda yapacak. Ve e ikinci turda seçimi alma ihtimali gü kuvvetlenecek, güçlenecek eğer muhalefet bir üstünlük kurmuşsa e, parlamentoda bu defa bu muhalefetin hanesine yazacak ama orada da Erdoğan'ın ne yapacağını ne yapabileceğini bilmiyoruz eğer parlamentodaki dengeler dağınık olursa da işte orada da gene o aradaki 15 günde ne gelişeceğini ve kararsız seçmenin genç seçmenin kime nasıl e, evrileceğini bilmiyoruz Türkiye'de tam olarak rakamlar çıkmadı ama 60-62 milyon civarında seçmen olacağı varsayılıyor. Bunun 20 milyon kadarı da genç. Büyük bir bölümü de ilk defa oy kullanacak. Haliyle bu insanları da yakalamanız sadece kararsız kitleyi değil gençleri de yakalamanız gerekiyor. Evet. Şimdi sizi Brezilya'ya götüreceğim. Brezilya'da iki turlu seçim oldu. Bu grafikte üstte ilk tur sonuçları altta da ikinci tur sonuçları var. İlk tur ve ikinci tur sonuçları arasında çarpıcı bir ilişki var. Biraz daha e, bu grafik çok anlaşılmayacağı yani bu grafikte oranları aldıkları o oranlarını verdim. Lula ve Bolsonaro'nun Brezilya'da ilk tur ve ikinci turda şurada da daha açık bir şekilde e, ekrana getiriyorum. Soldaki Lula seçimi kazandı. Sağdaki Bolsonaro ise hala seçimi kaybettiğini kabullenmiş değil. İlerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz ama Brezilya'da hala serbest bir medya var. Yüksek Seçim Kurulu var oranın ve işte bir yargı sistemi var ve bütün bunlar bu seçim sonuçlarına, bu seçim sonuçlarının yanında hizalanmış durumdalar şu anda. Şimdi ilk turda solda Lula İlk turda ve ikinci turda aldığı oy sayıları ve yüzdeleri var. Bolsonaro'nun da ilk turda ve ikinci turdaki aldığı oylar ve yüzdeleri var. Dikkat edilirse Lula oyunu 57.2 milyondan 60.3 milyona çıkarıyor ve 48.4'ten 50.9'a çıkıyor yüzde olarak. Fakat Bolsonaro'daki sıçramaya bakın. Mevcut lider 4 yıldır ülkeyi demir yumrukla yöneten lider 51 milyondan 58.2 milyona sıçramış ikinci turda oyları. Yani e, Lula'nın aldığı farkın 3 katı, 4 katı daha fazla oy toplamış ve oy oranını da 43.2'den 49.1'e çıkarmış ve neticede 49.1'e 50.9 olay adeta işte bir bıçak sırtı gibi bir noktada bitmiş. Yani 60.3 milyon oy bir tarafa 58.2 milyon oy bir tarafa yaklaşık 1.9 milyon oy ya da 800-900 bin seçmenin oyu bir tarafta değil öbür tarafta olsaydı durum daha başka olabilirdi. Böyle bir durum. Yani işte ilk turla ikinci tur arasındaki hikaye benzer bir durum Türkiye için de geçerli olabilir. Kaldı ki okyanus ötesinde Brezilya'daki konjonktürü bilmiyoruz Oradaki oranın siyasi geçmiş hakkında bir fikrimiz var. Sol kazandı diye solcular seviniyor ama oradaki sol nasıl bir sol? Geriye doğru geçmişi, bağlantıları, ideolojisini bilmeden konuşuyorlar. Ben onun için hep Türk Türk solu diyorum. Yani Türk solu demokratikleşme, özgürlükler, hukuk devleti, insan hakları konusunda sicili hayli sorunlu olan bir sol. Haliyle sol her yerde aynı sol değil. Onu da belirtelim ve geçelim enflasyona. Bu Bloomberg'un grafiği Tüfe'ye göre 85.5, Üfe'ye göre 57.7. Enteresan bir şey yani üretici fiyatları endeksi. Her defasında işte yüzde %150'ler, %160'lar olmasına rağmen tüketici fiyatlarını baskılıyorlar ve 70'lerde, 80'lerde tutuyorlar. 2021'den itibaren sıçrama grafikte görülüyor. Fakat ben dikkatinize daha farklı grafikler getireceğim. Bunlar ekonomist Hakan Kara'nın grafikleri. TÜİK ve İTO'nun e, enflasyon grafiklerini karşılaştırmış ve diyor ki... E, özellikle diyor e, 2022... Şubat-Mart ayından itibaren makas açılmış. Yani 2022'nin yani bu yılın bu yıl başına kadar İTO ve TÜİK'in e, fiyat endeksleri açıkladıkları rakamlar birbirine paralel giderken ki görüyorsunuz grafikleri e, Ocak-Şubat-Mart ayından itibaren açılmış ve İTO'nun geç, geçinme endeksi e, TÜİK'e göre daha da farklılaşmış. Yani bu nasıl oluyor diyor. Burada Ito bildiği yolda veya bildiği ölçümlemeyle yürüdüğü halde belli ki TÜİK'te bir oynama var manasına geliyor. Bir diğer grafikte şu. Yeni ekonomi modeline geçildikten sonra yani faiz indirerek enflasyonla mücadele dış ticaret rakamlarına bakmış. Yeni ekonomi mücadele modeline geçildikten sonra ithalat nasıl artarken ihracat nasıl azalmış veya stabil kalmış. Zaten e, ithalatın ihracatı karşılama oranı da son derece düşük. Bu da akran ülkelerde politika faizi enflasyon farkı. Bu son getirdiğim 3 grafik ekonomist profesör doktor Hakan Kara'nın grafikleri. Bütün dünyada e, enflasyonla faiz arasındaki fark işte yüzde sıfırla yüzde 3-5 arasında değişirken Tayland'dan e, Güney Afrika'ya, Meksika'ya, Şili'ye, Arjantin'e kadar Türkiye'de neredeyse 80-100 puan fark var yani politika faiziyle enflasyon arasında çünkü Türkiye politika faizini indirerek enflasyonla mücadele ettiğini düşünüyor ama bu politikası bir yıldan uzun bir süredir işe yaramadığı gibi her defasında makas açılıyor. Bak son örnek ee, bu konuda yani daha doğrusu bu ülkelerden bir örnek vereceğim onun için bakın dedim e, İngiltere Merkez Bankası yeni 33 yılın en büyük faiz artırımına giderek 75 bas puanı artırdı. Yani 2.25'ten 3'e çıktı e, faiz. Bu Aralık ayından beri 8. artırım ve banka uzun süreli resesyon beklediğini söyledi ve bu resesyon 2024 ikinci yarısı diyor ama 2024'ün sonuna kadar diyin siz onu ki zaten bir önceki hükümetin Maliye Bakanı e, bunu söylemişti. 2 yıl resesyon demişti ve şu yeni hükümette aynı şeyi ve Merkez Bankası da aynı konunun altını çizmiş durumda. Yani İngiltere'de 2023 kaybedildiği gibi 2024'te resesyonda geçecek. durgunluk. İngiltere örneğini verdim ve İngiltere enflasyonla faizi artırarak mücadele etmeyi tercih ediyor. E, politika faizi %3'e çıktı. Enflasyon da son 40-50 yılın en yüksek noktasında %10 civarında. Şimdi bu TÜİK'in paylaştığı bir grafik. Benim grafiğim değil. Buraya baktığınızda bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddelere dikkatinizi çekiyorum. Dediğim gibi grafik benim değil. Başka, e, alternatif bir ekonomistin falan da değil. TÜİK'in kendi paylaştığı grafiği. Sebze, patates ve bazı yumur bitkiler hariç %26. Bir önceki aya göre. Yıla göre değil. Bir önceki aya göre. Eylülden Ekim'e. %26 artmış. Makarna %12 artmış. Kadın giyim %12 artmış. Kırtasiye çizim %11 artmış. Yumurta vesaire %9.62. Yani makarna bile makarnanın bile %12 arttığı, sebzenin %26 arttığı bir enflasyon yaşanıyor. Yani makarnayla bile karın doyurmaya çalışan insanların nasıl e, filesinin, e, market filesinin etkilendiğini e, burada burada görebilirsiniz. 2023 zamları. Onu da haber verelim. Çok harçlar, vergiler vesaire artıyor. Trafik cezası ikiye katlanacak. Yurt dışından getirilen cep telefonu bununla uğraşıyorlar nedense. 6090 liraya çıkacakmış. Yani yurt dışından telefon alıyorsunuz, Türkiye'ye getiriyorsunuz ve Türkiye'de bir de onun için harç ödüyorsunuz. Yani bunu daha evvel birkaç kere anlattım. Akıl alır, akıl alır bir şey değil. Pasaport ücreti 4 yıl ve daha fazla süreli pasaportların ücreti 3294 lira olacak ki ona da başvuruyorsunuz 3 ay sonra geliyor. Ehliyet ücretleri de öyle. B sınıfı ehliyet ücreti 2489 lira olacakmış. Barış Terkoğlu Cumhuriyet'te enteresan bir yazı kaleme almış. Yazısının şu paragrafında İstanbul Üniversitesi cerrahbaşı adli tıp enstitüsü, uyuşturucu kullanıldıktan sonra e, posası dışkıyla vücuttan atıldığı için kanalizasyonlarda kanalizasyon atıklarından numuneler ararak e, araştırma yapmış. Stockholm'de, Berlin'de e, çok çok düşük çıkarken, bin kişideki e, metamfetamin İstanbul'da 120 çıkıyor. Yani Stockholm'de 25.3 çıkarken İsveç. Berlin'de 8.1 miligram çıkarken Almanya, İstanbul'da Berlin'in 14 katı neredeyse. Belki 15 katı. Ama İçişleri Bakanı bununla uğraşması gerekirken... ...şimdi yeni bir şey açıklamış işte bir televizyon kanalına çıktığı şeyde... E, ...Kılıçdaroğlu bu metamfetamin e, met meselesini açıkladığı için fena halde... E, ...onun psikolojisini bozmuş durumda. O da böyle bir elinde dosya... CHP FETÖ ilişkisi FETÖ roman diye bir şey çıkarmış filan. Yani bunlarla uğraşıyorlar. devletin kolluk gücünü, devletin imkanlarını gerçekten e, narkotiye aktarsalar, narkotiği güçlendirseler, uyuşturucuyla mücadeleye verseler iş daha başka olurdu. Fakat böyle bir niyetleri yok. Böyle bir niyetleri de olmadı zaten. Çünkü bu işi yapan kendileri. Bu işin başındaki isimler devletin içinde ki Mehmet Alta'nın 21 Haziran 2017 mahkeme savunmasından aynen okumak istiyorum. Diyor ki: "Devleti çeteden ayıran en önemli özellik evrensel hukuk kurallarına ve kendi çıkardığı yasalara uyma özen ve titizliğidir. Devletin yaptırım gücü hukuksal mevzuattan koptuğu an orman yasaları devreye girer. Devleti ele geçirdiğini sanan güç istediğine istediğini yapmaya başlar. Hukuk buharlaşır." Yani diyor ki devleti çeteden ayıran şey hukuktur. Hukuk yoksa çetedir. Hukuk varsa devlettir. Kastettiği bu. Evet. Sözcüyle bitireceğim. Çiğdem Toker'in sözcüyle yollarının ayrılması, daha doğrusu gazetenin onu kovması çok büyük yankı uyandırdı. İşte 31 Ekim gazetesinde yukarıda yazısı böyle anonslanırken Çiğdem Toker'in son işte bugünkü 4 Kasım gazetesinde yok ama yukarıdaki isimler orada yazmaya devam ediyorlar. Atilla Kıyat da boşuna soruyor. Sözcü varlığını Erdoğan'ın varlığına bağlı bir gazete olduğunu ikrar etti. Biz de yokuz diyen yazarlar istifanızı bekliyoruz. Valla kimsenin istifası yok aradan kaç gün geçti yazmaya devam ediyorlar. Evet yazmaya devam ediyorlar. Hatta işte sözcü böyle bir haber yapmış. Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı filan. Ben cevap vermeyeceğim. Sevinç Özarslan güzel cevap vermiş. Kaçarken yakalanmadılar. Maruz kaldığı adaletsizlikler yüzünden sürgüne zorlandılar ve ülkelerini terk etmeye karar verdiler. Tıpkı Sabahattin Ali gibi, tıpkı Nazım Hikmet gibi. Evet. Böylelikle bir yayını daha noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Hafta başında tekrar görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.